aylar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Dersizliğin.com'a hoş geldiniz. Bu bölümde yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili karışık testler var. Bu parçada parantezle boş bırakılmış yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Çoğu düşüncelerimiz bir çizginin sınırları içinde. Evet, burada bir açıklama var. O yüzden iki nokta kullanmalıyız. Kutsal kitaplar, virgül, varsayımlar, virgül, dar ve kuramsız bilgiler. Evet, burada da yargı tamamlanmadığı için 3 noktayı kullanacağız. Doğru yanıt C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Babası, virgül, ona, 2 nokta. Bir aktarma cümlesi var burada. Zamanında gelip de ders çalış. Evet, aktarma cümlesinden sonra virgül kullanabilir demiş. B, babası ona noktalı virgül burada yanlış. İki nokta kullanmalıydık. Zamanında gelip de ders çalış demiş. C, babası virgül ona iki nokta zamanında gelip de ders çalış demiş. Evet, yanlışımız burada. D bağlaç olduğu için ayrı yazılacak ve D olarak yazılacak. T değil de. D, babası virgül ona iki nokta zamanında gelip de ders çalış demiş. Evet, burada gene yanlışımız. D bağlaç olduğu için ayrı yazılacak. Babası E seçeneği virgül ona zamanında gelip de ders çalış demiş. Evet, burada da T değil D olacak. Bu parçada parantezle boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Evet, metni okuyalım. Yıkıma uğradığım birkaç kara dönemin sonunda yeniden şiire dönerken kendime sordum. Evet, bakın neyi sorduğunu açıklayacak. İki nokta kullanacağız. Yazgı mıdır yaşamak? Evet, burada soru işareti. Soru cümlesi olduğu için. Yaşamımı ve yazgımı aradığım süreçte virgül giderek şu kanıya vardım. Evet, burada da açıklama var. İki noktayı kullanacağız. Başka çaresi olmadığı için yazıyor insan, nokta. Doğru yanıt B seçeneği. Bu parçada parantezle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Metni okuyoruz. Kişi bir yerde kendini düşlere bırakmak, avunmak istiyor. Burada eş görevli sözcük olduğu için ikisinin arasında virgül kullanacağız. Bugünkü bilim kurgu romanları, evet burada da anlamca birbiriyle ilgili sözcükler arasında kısa çizgiyi kullanacağız ve bağlacını çağrıştıracak bir şekilde. Kurgu romanları bu özlemi dile getirmekte. Evet, nokta. Başka dünyalar, uzay yaratıkları, algılarımıza sığmayacak düşünceler. Evet, burada da yargı tamamlanmadığı için 3 noktayı kullanacağız. Doğru yanıt D seçeneğidir. Bu parçada boş parantezle belirtilmiş yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisi getirilmelidir? Metni okuyoruz. Eleştirel yeteneği körelmiş, virgül, kimi kavram ve düşünce kalıplarının kölesi olmuş insan, dünyayı kendisi gibi görmeyen herkesi düşman sayabilir. Bu olguyu deşelediği bir yazısında Mümtaz Soysal, evet onun bir konuşması başlayacak şimdi. Burada iki noktayı kullanacağız. Evet, uzun çizgi. Genç insanlarımıza eğitim verir görünürken aslında kendi kalıplarımıza göre düşünmeyi öğretmek, evet virgül, yalnız onlar için değil toplum için de zararlı bir tutum demiş. Evet, doğru yanıtımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur? A. Bugün daha tepkili olmak zorundayız çünkü yarın geç olabilir. Evet, A seçeneğinde bugün sözcüğünün bitişik yazılması lazım. Yazım yanlışı yapılmış. B'de yazım yanlışı yok. Bugün daha da tepkili olmak zorundayız. Noktalı virgül. Çünkü virgül yarın geç olabilir. C seçeneği. Bugün daha da tepkili olmak zorundayız. Çünkü yarın geç olabilir. Evet, burada çünkü'nün büyük harfle başlamaması gerekirdi. D.
Bugün daha da tepkili olmak zorundayız. Çünkü yarın geç olabilir. Evet, daha da derken dağının Balaç olduğu için Balaç olduğu için ayrı yazılması gerekir. Bugün daha da tepkili olmak zorundayız. Çünkü yarın geç olabilir. Burada da cümle sonunda 3 nokta değil de yalnızca nokta kullanmamız yeterliydi. Aşağıdakilerin hangisinde cümle sonunda ünleme işareti kullanmak uygun olur? Doğru yanıt A seçeneğidir. Benimle tanıştırdığın ne güzel kızı o öyle. Evet, bu ünlem cümlesidir. Duygu anlatır. O yüzden ünlem işaretini burada kullanmak zorundayız. B. Haberlerden sonra televizyonda müzik yayını var. Burada nokta kullanacağız. C. O Köyceğiz'de olduğunu mu söylüyor? Bu bir soru cümlesi. Soru işaretini kullanacağız. D. Dersten sonra Kadıköy'e vapurla gideceğim. Evet, nokta. Sen hiç uçağa bindin mi? Evet, bu bir soru cümlesi olduğu için burada da soru işaretini kullanmak zorundayız. Yukarıdaki cümlelerden hangisi yazım ve noktalama yönünden yanlıştır? Metni okuyoruz. İkinci eniş yerini yaşanması gereken zorunlu bir aşama olarak görüyorum. Nokta. Cümle tamamlanmış. 1940'lı yılların şiiri imgesiz, derinliksiz, basit konuşma diliyle kuruluyordu. Evet, burada da yanlışlık yok. Sayılara gelen ek kesme işaretiyle ayrılmış. Eş görevli sözcükler arasında virgül kullanılmış. Cümle noktayla tamamlanmış. 3. Propaganda aracı oluyor, olanakların kıyısında kalıyordu. Evet, sıralı cümleler arasında virgül kullanılmış. Doğru. 4. İnsanı vermeyi ise hep sonraya bırakıyordu. Evet, cümle tamamlanmış. Nokta. Şiirin olanaklarını kullanmak yetmiyordu. Onları zenginleştirmek de gerekiyordu. Evet, burada açıklama yok. İki nokta kullanmayacaktık. Evet, onları sözcüğü de büyük harfle başlamalıydı. Evet, yazım ve noktalama yönünden yanlış olduğu cümle, 5. cümle, doğru yanıt E seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinden noktalama yanlışı yapılmıştır? A. Televizyonun sesini kıs, yoksa okuduğumdan bir şey anlamayacağım. Evet, sıralı cümlenin sonunda noktalı virgül kullanılmış. Yoksa'dan sonra virgül. Evet, cümlede noktayla tamamlanmış. Doğru. B. O ne anasının gözüdür bir bilsen. Evet, gözüdür'den sonra sıralı cümlenin bitimi olduğu için virgül. Evet, bu bir ünlem cümlesi olduğu için ünlem işareti kullanılmış. Doğru. C doğru yanıtımız. Yanındaki yaşlı büyük babası oldukça sağlıklı görünüyor. Evet, bu ara söz olduğu için tırnak içine alınmayacaktı. Ara sözün başında ve sonunda virgül kullanılacaktı. Kısa çizgi ve parantez de kullanabilirdik. D. Eyvah, raporu zamanında yetiştiremedim. Bu ünlem cümlesi olduğu için ünlem işareti kullanılmış. Eyvah'tan sonra virgül. E. O sözleri söyleyeni bir bulayım. Evet, burada da yargı tamamlanmadığı için 3 nokta kullanılmış. Bu parçada parantezle boş bırakılmış yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Önündekine sormuş. Daha sonra bir aktarma cümlesi geliyor. İki nokta kullanmak zorundayız. Evet, şurada iki noktayı kullanacağız. Ne anlatıyor konuşmacı? Evet, bu bir soru cümlesi olduğu için soru işaretini kullanacağız. Sorduğu kişi şöyle demiş. Evet, iki nokta. Bir aktarma cümlesi gelecek çünkü. Yarım saattir konuşuyor. Daha söylemedi ne anlattığını. Yargı tamamlandı, cümle bitti, nokta. Doğru yanıt C seçeneğidir. Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.